Evet. SQLite için veri tabanı uygulaması geliştirme örneklerinden C# örneğiyle devam ediyoruz. Burada ben Visual Studio 2019'u kullanacağım. Bu nedenle size bu ekranları da göstermek istedim özellikle. İlk açtığınızda şöyle Create a New Project tıkladığınız zaman böyle bir ekran çıkıyor. Burada dil seçeneğini seçebiliyorsunuz. Tabii ki biz C# ile kullanacağız. Tabii burada Windows platform vesaire seçebiliyorsunuz. Projektler falan. Bu kurulumları buna göre yaparsınız. Bizim burada odak noktamız C# konsol uygulamasıyla çok basit bir şekilde bir uygulama yapabilmek. Ben size Blank Solution oluşturacağım. Benim daha önce kullandığım şeylerden bir tanesi bu. Sol tarafta görünüyor ama siz şuradan bunu uygulayabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Universal vesaire, bla bla. Ben burada diğerini de göstereyim size. Console app diyeyim mesela burada. Console'a bir .NET Core var, bir de .NET Framework var. Biz genel olarak geriye uyumluluk açısından .NET Framework ile yapacağız bunu. Ve burada bunu seçtim. Sadece tek bir proje için oluşturduğum bir console application projesi. Eğer birden fazla uygulama yapacaksanız mesela o zaman bir blank solution açarsınız. Onun içerisine birden fazla projeyi rahatlıkla ekleyebilirsiniz. Ben burada next diyorum. Ondan sonra bunun açılması vesaire hepsini ayarlayacağız. Console app 2 ne olsun bu? Console SQLite app 1 olsun mesela. İşte location vesaire bunlar olacak. Framework olarak en son kalsın bu. En son versiyon. Create diyorum. Bu kadar basit temelde. Ondan sonra bizim projemizi oluşturacak. Kod tarafında temel C# biliyorsanız, temel anlamda .NET işlemlerine hakimseniz bu uygulamayı rahatlıkla yapabilirsiniz. Bunda herhangi bir sıkıntı olmayacaktır. Hatta ben size kendi YouTube blogumdan link de vereceğim. Şimdi onu da göstereceğim. Eğer C# çok yeniyseniz, hani tecrübeniz yoksa, veri tabanı uygulamaları tarafında herhangi bir tecrübeniz yoksa ben size ücretsiz videolarımdan bir playlist vereceğim şimdi. Bunu göstereceğim. Benim Oracle Adam isimli YouTube blogum var. Oradan bunlara erişebilirsiniz. Bu proje açılana kadar ben onu göstereyim size. Mesela şurada Adonet, bu disconnected mimari. Bunu inceleyebilirsiniz ama şu anki kullanacağımız proje yapısı bu değil. Connected mimariyi içerisinde 9 video var. Onu inceleyebilirsiniz. Ve en katmanlı mimari ki ben burada en katmanlı mimariyle uzun uzun projeler yapmayacağım C# tarafında. Odak noktamız o değil çünkü. Bununla ilgili ben ücretsiz videolar yaptım. Bunları inceleyebilirsiniz. Hani Adonet mantığını anlamak için bu videoları size veriyorum aslında. Bunları ben Ultimate yani Visual Studio Ultimate 2013'te yapmıştım. Şu an 2019'da çekiyorum. Hani bununla ilgili çok bir fark yok. Editör çok önemli değil bununla ilgili. Bakın 9 video var. Kimisi 20 dakika, kimisi yarım saat ya da 40-45 dakika, 52 dakika vesaire. Bunları inceleyin ilk olarak. Ben burada şöyle kapatayım sesini. Öncelikle Adonet Connected 1'de ben bağlantı nedir, nasıl bağlantı oluşturulur sorusundan başlıyorum. Tamamen sıfır. Onu izlediniz mi zaten tamamen şu an yaptığım şeyleri çok net anlayacaksınız. Ve burada da uygulama geliştiriyoruz artık. En son bunu yaparsınız. Geçiyorum. Benim editörüm sanıyorum açıldı. Bu editörde de yani bu projede de benzer şeyler yapacağız. Şimdi öncelikle genel ayarları şöyle yapalım. Bakın öncelikle benim projeme bir nugget paketi eklemem lazım. SQLite paketi diyoruz buna. Bunu da şurada projeye tıklayarak Manage Nugget Package alanına geçerek Browse kısmına gelerek buraya SQLite yazmanız yeterli.
Tabii internete bağlı olmanız gerekiyor. Çünkü internetten buluyor onları ve onları oradan indirecek. Bakın sadece System Data SQLite'ı seçin. Bu size diğer birkaç gereksinimde kurmanıza yardımcı olacaktır. 3 milyon download almış mesela bu. Bakın install diyorum. O kendisi paketleri buluyor. Birkaç bağlı olduğu SQLite Core vesaire var. Onların hepsini ayarlıyor ve download ediyor. Sonrasında da biz artık bunları kullanabilir hale geleceğiz. Gerisi tamamen standart bildiğiniz C# ve .NET kodu olacak. Ben durduruyorum burada işlem tamamlanana kadar. Ha, gerek kalmadı. Asset dedik. Bunu kabul ettik. Evet, orada bir süre beklettim, dondurdum ben. Durdurdum videoyu. Bakın burada SQLite, SQLite Core vesaire bunları ekledi birkaç taneyi daha. İşlemimiz tamam temel olarak. Şimdi neler yapacağız? Bakın öncelikle bizim uygulama açıldığı zaman bir veri tabanı oluşturmuş olmamız gerekiyor. Bu oluşturma işlemini de şöyle yapacağız. Ben bütün işlemleri ayrı ayrı metotlar halinde yapacağım, programlayacağım. Bu nedenle private, static diyorum. Geriye boolean dönecek bir createDB metodu oluşturuyorum. Bu dışarıdan string tipinde DB name alacak. İçerisinde tek yapacağı şey bir SQLite veri tabanı dosyası oluşturmak olacak. Bunları kullanabilmek için şurada using system data ve SQLite'ı eklemem gerekiyor. Az önce kurduğum şeyler aslında. Ondan sonra genel hazırlıklara devam edelim biz. CreateDB içerisinde tek yapacağımız şey şu. Bakın SQLite connection nokta createFile ve dışarıdan gelen DB name parametresini buna atar. Bu aslında yeterli. Çok net ama ben işe biraz daha programatik yetenek, güzellik katmak istiyorum. Bu nedenle dışarıdan gelen DB name'i kontrol edeceğim. Tabi bu profesyonel uygulamalarda yapmanız gereken bir şey. Null ya da empty olup olmadığını kontrol ettikten sonra bunları içeriye alacağım. Eğer sorun yoksa geriye true dön. Ya da şöyle. Burası tamam. Bu bize DB dosyası oluşturacak. Kullanacağız bunu main içerisinde. Bunu kapatıyorum. Henüz yazamadıysanız geri alın ve oradan takip edin. Göz yormak istemiyorum burada. Private static boolean. Bir de bizi bu oluşturduğumuz veri tabanı içerisine bir tablo yaratma işlemimiz var. Yani diyelim users tablosu. Bunu da ayrı bir script ile oluşturacağız. Bu nedenle bunu da ayrı bir metod olarak yapıyorum. Create table by SQL script diyorum. Bu dışarıdan string olarak SQL query alacak. Tek yapacağı bu. İçeride gene dışarıdan gelen parametreyi kontrol etmek için is null or empty ya da white space ikisini de kullanabilirsiniz. SQL query dedik. Ondan sonra using diyorum burada. Using'in ne olduğunu anlamak için benim ücretsiz .NET videolarımı incelemeniz gerekiyor. Burada detaylara girmeyeceğim. Eğer bilmiyorsanız. Burada SQLite Connection diyorum. John. Ondan sonra new SQLite Connection. Burada data source ve oluşturacağım veri tabanının adını yazıyorum. Example DB. Hatta ne yapalım? Demo DB olsun. Nokta DB. Tamam, şurayı da kapattım. Sonra bir using daha açıyorum. SQLite comment. Bu da bir comment alanı oluşturuyorum. Buna diyorum ki senin kullanacağın bağlantı bu. Komut için. Ondan sonra bağlantıyı içeride aç. Çünkü işleme başlayacağım artık. İşlemim ne? CMD command'ın içerisine comment text ve senin sorgun şu diyorum. SQL query, dışarıdan gelen query. Sonra da cmd nokta execute non query diyerek ben bunu çalıştırıyorum.
Ve işlem vesaire okeyse, sıkıntı yoksa şurada return true de. Çünkü işlem tamamlanmıştır artık. Ama eğer şu if'in dışına geldiysek, oraya kadar düştüysek kısacası, o zaman işlemde bir sıkıntı vardır zaten. Olmamıştır bu iş. Return false de. Bu da bizim tablo oluşturma yöntemimiz. Şurada bir diğerini oluşturacağım. Burayı kapatacağım gene. Private. Burada da bizim veri tabanı üzerinde tablo oluşturma, daha düzeltiyorum, kullanıcı oluşturma sorgusunu yazacağız. En uzun sorgu bu aslında. Ama bu da gayet basit. Static void, geriye bir şey dönmeyeceğim. İsterseniz true false dönebilirsiniz. İşlemin yapıldığına dair. String fname, string lname, string uname, string email, string pwd, string bio, string gender. Bunlar aynı zamanda dikkat ederseniz tablo içerisindeki sütun alanları. Peki o sütun alanı, alanları nedir? Bunu da göstereyim. Hani zihninizde soru işareti kalmasın bu konuda. Ben şurada bunu oluşturuyorum bir SQL script olarak. Nedir bu? Create user table query diyorum. Ve sorgum da şu. Create table if not exists. Eğer bu tablo yoksa, bildiğiniz gibi bu sorguyu. Ondan sonra şurayı düzgün hale getireyim. Şunu içten de dıştan da kapatabiliriz. Birisi SQL, diğeri C Sharp. Ondan sonra hatta şunu da alt satır indireyim ki daha düzgün görünsün. Bakın şu an daha iyi. ID integer diyorum. Not null. Primary key auto increment. Increment auto. Auto increment dedim. Devam ediyorum. Şurayı kopyaladım. Her seferinde uğraşmayayım. First name. Hatta bir tık daha içeri. Ondan sonra first name envarchar. Envarchar 50. Not null olacak bu. Last name envarchar 50. Bu da not null. Bu da username envarchar. Bu 15 olsun. Kullanıcı isimleri genelde 15 karakter falan olur. Username email bu ne olsun? Envarchar 70 ve not null diyelim. Evet. E-mail'dı. Bu da şifre. Password. Envarchar. Bu da gene 15 karakter yeter bir şifre alanı için. Not null tabii ki. Ondan sonra sonlardan bir tanesi bio. Envarchar. Bu diyelim 500 karakter olsun. Son olarak da gender, cinsiyet bilgisi. Envarchar. Bu da 10 karakter olsun. Metinsel olarak tutacağımızı tahmin etmişsinizdir bu gender konusunda. Bakın burası tamam. Burada herhangi bir sıkıntı yok. Bunu main içerisinde parametre olarak kullanacağım şuraya göndermek için. Tamam, kafanızda soru işareti kalmasın diye yaptım. Şimdi bunu geldik create user'a gene. Hemen using burada SQLite connection'ı açıyorum. John. Sonrasında gene daha önce yaptığımız gibi data source. Adı neydi bunun? Demo DB olarak yapacaktık. Sonra evet, demo DB şöyle miydi? Şöyle bir şeydi herhalde. Ondan sonra bir using daha. Bu da
SQLite command için new SQLite command connection bilgisini vermem lazım tabii ki. Sonra bağlantıyı aç. Sonra cmd'nin command text alanına şu sorguyu ver. Nedir bu sorgu? Insert. Veri ekleme işlemi böyle yapılıyor bildiğiniz gibi. First name, last name, email, password, email, password, bio ve gender. Buraya kadar tamam. Values alanı biraz karmaşık oluyor burada. Çünkü parametreleri dışarıdan string olarak alacağız. Bakın, ben şunu şöyle yaptıktan sonra kopyalıyorum kafanız karışmasın diye. Yapıştırarak gideceğim böyle. Bakın dışarıya, hatta şöyleyken alayım ben. Dışarıdan gelen fname mesela yapıştır gitsin böyle. Hemen bir tane daha yapıştır. Diğeri ne? Lname, last name. Diğeri neydi? Uname. Hemen hatta şurayı da şöyle kapatayım ben. Evet. Uname'den sonra name'imiz var. Uname email. E-mail'dan sonra PVD var. Gender. Son olarak da gender. Ve şurayı kapat. Hata görünmediğine göre gayet iyi gitmişiz. Ondan sonra en sonunda da bunun altında cmd execute non query. Çünkü bu insert sorgusu. O yüzden non query yazmamız gerekiyor. Burada bir şey dönmedim dikkat ederseniz. O yüzden herhangi bir return vesaire yapmadım. Son olarak da benim veriyi listelemem gerekiyor. Değil mi? Buraya kadar geldik. En sonunda ben bütün veri tabanını oluşturdum. İçerisine tablo oluşturdum. Daha henüz yapmadım ama yapıyı kurdum. Tablo oluşturdum. Sonra kullanıcıları oluşturuyorum falan. Şimdi bunları geri alalım. Listeleyelim yani. Nasıl yapacağız? Şurayı kapatıyorum. Kafalar karışmasın. Çok fazla kodla. Private diyorum. Static. Geriye bir list dönecek bu arkadaş. String tipinde. Her birisi bir bilgi tutacak burada. Burada sınıf falan kullanmadım dikkat ederseniz. Çok detaylandırmamak için basit tutuyorum. Ama siz isterseniz her kullanıcının şu bilgilerini bu örneği yaptıktan sonra sınıfa çevirebilirsiniz mesela. Ben bunu yapmayacağım burada. Ondan sonra get all users diyorum. Şöyle açtık yapıyı. Var result. En temel tanımlamaları bir yapalım. Result'ımız nedir? New list tipinde string. Bu geriye döneceğimiz şey. Ondan sonra diyorum ki using scope'unu aç. Ondan sonra eşittir new SQL connection. İlk başta neyimiz var tabi burada? Neyimiz olmalı? Data source'umuz olmalı. Ondan sonra bu demo db.db olarak kalacak. Bir diğeri SQL SQLite comment cmd. John open cmd comment text. Bu gayet basit. Select yıldız from users. Ve şimdi data reader kullanacağız. SQLite data reader nesnesi. Reader şurada cmd'nin üzerindeki execute reader'ı içerisindeki execute reader'ı kullanacağız. Bu bize bir döngü içerisinde veriyi elde etme şansı sunacak. Nasıl? Reader.read diyerek her seferinde okuyabiliyorsak bu yeni bir veri var demektir. Şimdi burada string builder sınıfını kullanacağım. String builder new string builder diyerek birleştire ben bunları üretip kullanılabilir hale getireceğim. First name, sonrasında reader, get string ile diyorum ki ben ilk
select, first name, last name vesaire var ya. Ben burada first name'i birinci eleman olarak tutuyorum zaten. O bana öyle gelecek. Ben bunu buradan öyle alıyorum. Ondan sonra sb.append diyorum ben. Burada da bir alt satıra inme işlemi yapacağım. Yani şunu kopyala yapıştır yapabiliriz. Şöyle aralıklarla birkaç kez. Kaç kez olduğunu hatırlamıyorum şimdi ama. Şöyle. Hatta şurayı da aldım. Bakın bu da hepsi zaten string. Sadece şuradaki alanları değiştireceğim. Last name diyorum. Ondan sonra diğeri username'di. Tabii şuraları unutmayalım. Can sıkar. Ondan sonra username diyorum. Sonra email. Dördüncü eleman. Bu da email olarak alındı. Password almayacağım. Onun bir mantığı yok. Doğru bir yaklaşım değil. O veriyi okumak. Zaten okuyamamak gerekiyor aslında. Şifreli olması vesaire gerekiyor. Ben public bilgileri paylaşıyorum sadece. Bio ve son olarak da bu da 6 gender. Cinsiyet bilgisi vesaire. Buraya kadar tamamız. Tamam, şimdi bizim bakın burada bir listemiz vardı result adında. Buna ben bu oluşturduğum her veriyi tek tek ekliyorum. O döngü içerisinde her oluşturulduğunda buraya eklenecek. Nasıl? sb.toString sadece toString yap. İşin bitince connection.close'de burada da işin bitince şuralarda evet using'in dışında en son olarak return diyerek result'ı geriye dön. Evet, buraya kadar tamamız. Bakın şurada bir genel bakış atın gene. Burada sorun olmaması gerekiyor. Buraya kadar tamam. Şimdi main kısmına geldik. Şimdi uygulamayı artık çalıştıracağız. Öncelikle ne yapmam lazım? Bakın şurayı bir kapatıyorum ben hepsini. Gayet temiz gidelim. Ondan sonra diyorum ki önce ne yapmam lazım? Veri tabanını oluştur. Sonra veri tabanı içerisinde bir tablo oluştur. Bu da tamam. Sonra eğer veri tabanı ve tablo başarıyla oluşturulduysa veriyi ekle. Aslında bir nevi algoritmayı adım adım yazıyorum. Kaydedilen kullanıcıları listele. Şimdi gayet basit. Biz veri tabanını oluşturmak için ne yaptık? Create DB. Bu ne istiyormuş? DB'nin adını. Ondan sonra o zaman nasıl yaparız? Boolean şöyle is DB created. Bunun sonucunu da çünkü biz Boolean olarak alıyoruz ya. O oluşturuldu mu oluşturulmadı mı diye. Create DB diyerek neydi bizim DB'nin adı? Demo DB. Bu kadar. Bu dosyaların adını DB3 ya da SQLite3 vesaire de yapabiliyordunuz. Ama ben genellikle DB kullanıyorum. Bundan şaşmıyorum diyebilirim yani. Ondan sonra tabloyu oluşturalım şimdi. Bakın bunda da aynı. Is DB table created. Create table by SQL script. Yukarıda oluşturduğum script'i, şuradakini, bakın, bunu şuraya vereceğim. Bu tabloyu oluşturmak istiyorum çünkü. Ondan sonra diğer işimiz neydi? Ben bunları kontrol etmem lazım. Yani database ile o tablo oluşmadıysa, true değerler dönmediyse buradan, veri eklemeye çalışmam doğru değil, mantıksız. O yüzden isDB created eğer okey ise ve is db table created okay ise aynı zamanda create user ney parametreleri isteyecek şimdi bizden. Özhan şöyle bu da kullanıcı adımız, bu da böyle, bu da şöyle şöyle. Çünkü
Kopyalayacağım bunu artık. Şuradan. 3 tane yapalım. Buradan ne istiyor bizden? E-mail adresi. Hotmail.com. Sonra şifre istiyor bizden. Şöyle verdim şifreyi de. Bir araştırmacı diyorum. Araştırmacı bio olarak. Cinsiyette şöyle male, female şeklinde yazacağız. Ondan sonra bu arkadaşın adı Ali. Veli. Ali Veli. Ali Veli at mail.com. Şifresi şu. Boş geç. Cinsiyet male. Şu female olsun. Şurayı da boş geç. Ne olsun adımız? Buradaki Ayşe Genç. Ayşe Genç. Ayşe Genç at mail.com. Şifresi de şöyle bir şey. Evet, burası da tamam. Şimdi son olarak neyimiz kaldı? Bu ekleyeceğimiz veriyi for each ile listeleyerek dönelim. User diyorum. Neydi benim kodum? Metodum. Get all users. Bu kadar basit. Hemen user'ın hepsini ben bastım. Bu zaten bir string. Daha önce dediğim gibi bu bir şey değil. Sınıf değil. O yüzden tek tek property'lerin ismini yazmaya gerek yok. Bakın burası tamam. Şimdi ben bunu çalıştırıyorum. Çalıştırdığımda ne olacak? Onları da tekrar göstereceğim. Bu gidip şuradaki bizim ana dizilimize bir DB oluşturacak. Hemen açıyorum onu da. Bakın şuraya geliyor. Bin içerisine geliyor. Debug içerisinde bir DB oluşturacak. Şu an henüz tamamlanmadı süreç. Burada oluşturacak. Sonra bütün işlemleri tamamlayıp evet benim güvenlik duvarım Komodo soru sordu bize. Bekliyorum. Hala bekliyorum. Beklemekteyiz. Evet. Demo DB oluşturuldu burada. Ve şimdi veri gelecek. Çünkü eklemeler falan yapılıyor. Oluşturulma, tablo oluşturuldu, ekleme yapıldı. Şimdi listeleyecek onu. Oh. Cannot be data source cannot be. Tamam. Oh, data. Bakın sadece şu. C yok. İşte C'yi unutmanın olayı diyelim. Ben hemen şurayı şunu siliyorum. Tamam mı? Şimdi tekrar çalıştırıyorum. Umarım başka hata yoktur. Şöyle bakalım. Demo DB oluşturuldu. Evet. Hatasız. Ne olmaz? Biz hatasız olmayız. SQL Logic Error Near Blah Blah. SQL Logic. Şurada bir hata olması gerek. Aa, bakın şurada fazladan bir şey var. Virgül var. Hani kopyala yapıştır yaptığım için mesela. Bu da ayrı bir ders. Kopyala yapıştırın zararları. Şunu tekrar yaptım. Umuyoruz üçüncü kez olmaz artık. Hemen geldim. Olmaz mı? Aa, bak. Bu da ayrı bir ilginç. 7 değer var diyor. 6 tane sütun yazmışsın diyor. Kesinlikle. Çünkü bakın burada mesela username'i unutmuşum. Bu da ayrı bir hataydı. Evet. Evet. Ne oldu? DB oluştu. Aha.
şurada bir bekletmemiz gerekiyor. Bakın console read line yazacağım. İşlem tamamlandı aslında. Onu gördüm bir küçük bir kısa bir süre. Şunu tekrar siliyorum. Sonunda orası zaten oluşuyor. Database artık ona bakmayacağım. Bakın Jonathan vesaire vesaire bir araştırmacı. Diğerleri de Ali Veli ve Ayşe Genç şeklinde oluşturuldu. Gayet basit. Özellikle C# ve Visual Studio ortamında çok daha basit diyebilirim. Umarım faydalı olmuştur.